Gastroesophageal reflü hastalığından bahsedecek olursak, her hastalıkta gördüğümüz genel keyifsizliğin ve huzursuzluğun bebekte var olması gerektiğini belirterek başlamamız gerekir. Fizyolojik reflüde sayısı ne olursa olsun, çocukta hiçbir keyifsizlik ve huzursuzluk yaratmayan ve çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesini bozmayan olaya biz fizyolojik reflü derken, burada tam tersine bu kusmaların çocuğun keyfini ve huzurunu kaçırmaya başladığını, çocuğun yeterince büyüyememeye başladığını, yani büyümede duraklama veya gerilik yaşadığını ve bu reflüyle birlikte sık tekrar eden üst veya alt solunum yolları hastalıklarından yakınmaya başladığını görürüz. O zaman reflü yakınması olan kusma veya reflüde biraz sonra değineceğimiz bulguları belirterek bize başvuran bir annenin bebeğinde biz o bebeğin iyi büyümediğini, büyümesinin durakladığını veya geriye gittiğini görüyor isek, buna eşlik eden bebeğin eskiden farklı olarak daha huzursuz ve keyifsiz bir bebek olduğunu anneden dinliyor isek veya bunun yanı sıra çocuğun sık sık tekrarlayan solunum yolu problemleri yaşadığını öğreniyorsak, o zaman özellikle küçük çocuklarda gördüğümüz bu kusmanın artık basit bir fizyolojik reflü olmadığını, bir reflü hastalığı belirtisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra çocuklarda kusma yakınmasının geçebileceği daha ileriki yaşlara ait çocuklarda aileler bizim yönelteceğimiz bir takım sorulara ile birlikte tekrarlayan solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yakınmalar belirtiyorlar ise yine burada biz reflü hastalığından bahsetmek durumundayız. Artık bu çocuğun reflüsü fizyolojik, masum, olağan bir reflü değildir.